Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar tığımızın numarası 21 numara ve bu iki renkten oluşan arkadaşlar size ikili karanfil modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Bu şekilde modelimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hoş bir model. Böyle çitlerin üzerinde, çimenlerin üzerinde açmış iki tane karanfil çiçeği. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok zarif, çıtı pıtı bir model. Yapılışı da o kadar kolay, zevkli bir model. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Modelimizi biliyorsunuz yazmamızın rengi şu şekilde. Daha önce tanıtmıştım yazmamızı Çenk yazma ve şöyle rengini de buna uygun olarak bu şekilde arkadaşlar mor rengimizle çimenlerimizin üç üzerinde açan çiftli karanfil ikili karanfil modeli. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimize başlarken de aynı bu şekilde sık iğneye girip iki zincirle trabzan yapıyoruz ve tomurcuklu kirpik yapıyoruz üzerine de bu şekilde arkadaşlar yeni başlar gibi başlıyoruz İpimizi tığımıza tutturduk bir defa doladık hemen bu yapmış olduğumuz tığ battının içine girip 2 2 olarak alıyoruz bu şekilde arkadaşlar iki seferde aldığım bir trabzanım var ve üzerine 4 tane zincirimi çekiyorum. Burada 4 zincirden bir tomurcuk yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ara mesafesini 10 tane bu şekilde tomurcuklu trabzandan yaptıktan sonra yine bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya girip 2-2 aldım. Buna kirpik yapmıyorum arkadaşlar. Yuvam için bu. Yine bir zincir bir defa doluyorum ve yandaki hemen tığ girip 2 2 aldım. 4 zincir yuvamın çiçeklerimin ortasına bir tane bu şekilde arkadaşlar tomurcuklu trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincirimi çektim. Yandaki tığ battıma girdim. 2 2 aldım. Şu şekilde yuvam için çimen hazırladım arkadaşlar. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim buraya. Ters çeviriyorum. Bu trabzanımın arkadaşlar tepesine şu şekilde kapattım. Ve buraya sık iğne olarak tutturdum. Evet arkadaşlar şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Ve düz yüzüme döndüm. 2 defa tığımın başını doladım. 8 zincirli yuvaya girip 2 2 2 3 seferde aldığım Bir trabzan yaptım. Şimdi trabzanımın tepesine tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi şu şekilde kapattım. Trabzanımın arasına. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğneyi yaptım bu şekilde trabzanım arkadaşlar şu şekilde de sık iğne yaparak yuvada 7. sık iğnemi tamamlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çektim arkadaşlar şöyle çekmek istedim demin de çekemedim 5 zincirimi çektim şu şekilde arkadaşlar bu 8 zincirli yuvayı yani yaptığım trabzanın yanına kapatıyorum bu karanfillerimiz için yuva yine 4 zincir 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 bu şekilde 3 seferde yine bir trabzan yaptım bunun aynısı arkadaşlar bu şekilde 4 zincir 4 zincirimi kapattım yuvaya 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Şu şekilde 6 tane sık iğneyi yaptım. Yine 7. yuvada yaptım. Evet arkadaşlar. ikinci sık iğneli trabzanımız da hazır. Yaprakta sayılır aslında bunlar arkadaşlar. Yine 5 tane zincirimi çekip yuvaya kapattım. Bu da ikinci karanfilim için yuva oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığımın başını doladım. Yine bu 8 zincirli yuvamın içine girip 2 2 2. 3 seferde çıkardım. 2 başta doladığım tığımın başına 2 2 alarak 3 seferde bu şekilde tırabzanı yaptım ve yine 4 sık çekiyorum arkadaşlar. Kapatıyorum bu şekilde buraya tomurcuk olarak. 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6. 6. sık iğnemi de bu şekilde yaptım arkadaşlar ve 7. sık iğne yuvada kapattım. Şu şekilde oldu arkadaşlar. 3 tane gördüğünüz gibi arasında 25 zincirli 2 yuvamız var. Tekrar arkadaşlar buradaki trabzanımın içine de bir sık iğne yapıyorum. Trabzan seviyeme indim. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battı ya. 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 5 4 e, zincir arkadaşlar. Trabzana kirpik olarak kapattım. Arasına bir zincir çekerek bu şekilde arkadaşlar trabzanlar yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde 10 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine kapattım bu şekilde. Bir zincir bir defa doluyorum. Ve yandaki tığ battıya 2, 2 alarak kapatıyorum. 4 zincir kirpik olarak kapattım. Araya bir zincir. Hemen yandaki tığ vattıya 2 2 alarak şu şekilde kapattım. 4 zincir trabzana kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar tomurcuk adedimiz 5 oldu şu yapacağımla beraber. Siz 10 tane yaptıktan sonra bu alt yapısını kurup sonra 3 tane sık iğneli trabzanları yuva hazırlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi yuva çiçeğimizin yapım kısmına, karanfillerimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipimi tığıma tutturdum. Yapmış olduğum bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi tutturdum arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum buraya. 4 zincirimi çektim tığımın başını 2 defa doluyorum ve 5 zincirli yuvaya girdim 2 2 2 2 defa doladım tığımın başını arkadaşlar bu şekilde yuvanın içini 2 2 2 alarak trabzan yapıyorum tam 5 adet arkadaşlar bu şekilde 2 2 2 alarak trabzanlar yapıyoruz tekrar 2 defa doladım 2 2 bu şekilde 5 tane trabzanım hazır. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Çekmiş olduğum bu 4 zincirin arkadaşlar tepesine sık iğne ile bu şekilde yuvamı sabitledim. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi bu yapmış olduğum arkadaşlar sık iğneli trabzanın 4 tomurcuk olarak yaptığım 4 zincirli yuvasına kapattım sık iğne ile 4 zincirimi çektim döndüm zincirin arasından girdim arkadaşlar buraya kirpik olarak kapattım bu birinci kirpiğimiz bir defa tığımın başını doluyorum buradaki bir yuvanın içine iki iki üç seferde alarak bir trabzan yaptım 4 zincir kapattım kirpik olarak. Bir defa doluyorum arkadaşlar. 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Yapmış olduğum bu trabzanın arasına kapattım 3. Bir defa doladım. Yuvaya girdim 1 2 3 3 seferde. 4 zincir bu şekilde bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu da 5. kirpiğim. Toplam 6 tane olacak arkadaşlar. 6.yı da bu şekilde aynı 3 seferde çektim. 4 zincir. Kapattım buraya. Şimdi arkadaşlar bu yapmış olduğumuz 6 tane kirpikli trabzanı bu yeşil yuvanın 4 zincirli tam ucuna kirpiğine kapatalım. Bu şekilde bir tane de zincir çekelim arkadaşlar. İpimizi koparalım. Karanfilimiz bu şekilde bir tanesi oluşuyor arkadaşlar. Şimdi diğerinde yapalım. Evet arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu taraftaki 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi tutturuyorum buraya. Yine Buraya da 4 tane zincir. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doladım. Bu yuvanın içine, yeşil yuvanın içine girip 2 2 2 aldım. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 3 oldu. Yuvaya girdim. 2 2 2 4 oldu. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 2 bu şekilde arkadaşlar 5 tane trabzan yaptım ve 5 zincir 5 zincirimi çekip döndüm yaptığım 4 zincirli arkadaşlar trabzanın tepesine çektiğim 5 zinciri yuva olarak kapattım bu şekilde 1 2 3 4 zincir ve buradaki yeşil yuvanın için arkadaşlar moru kapattığım yere beyazı da aynı şekilde kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. Çünkü arkadaşlar beyazı moruma göre daha ince olduğu için e, seviye olarak aynı olmasını istiyorum. Onun yanında minik ezik olmasın diye bir fazla zincir çektim. Bir defa doluyorum ve bu 5 zincir yuvaya girdim. 1, 2, 2. Yine 5 zincir. Dolgunlukları aynı olsun arkadaşlar morla. Bu şekilde ikinci kirp. Bir defa doladım. 1, 2, 2, 3, 5 zincir. Trabzanımın da kirpiğini kapatıyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bu şekilde dördüncü trabzanım. Yine 5 zincirimi kapattım. Bu şekilde. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 5. 5 zincir kapatıyorum bu şekilde. Sonuncu trabzanım arkadaşlar. 6. trabzanım. Bu şekilde. 5 zincirini de çektim. Kapatıyorum kirpiğimin arasına. Altıncı. Yine arkadaşlar hemen buradaki yeşil yuvadan üçüncü yaptığımız kapattım sık iğne ile bir tane de zincir çektim. İplerimi yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle ipleri de arkadan çektirerek yaktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tertemiz bir çalışma oldu. Ön tarafında kenarında hiçbir yanıklık yok. Modelimiz çok hoş ve zarif bir model oldu arkadaşlar. Bu şekilde arasının e, kirpik adedi 10 tane arkadaşlar. Siz ister 12 tane yapın biraz daha açabilirsiniz. 12, 13 daha fazlası güzel olmaz. Örnek çünkü çıtı minicik. Çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.